başarı korkularını arkasında bırakabilen kadının ödülüdür. Saygıdeğer Türk Milli Televizyonu izleyicileri, bilindiği üzere bu ayın içerisinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde parlamento seçimleri yapılacak. Ve bu seçimlere Irak Türkmen Cephesi listesi 149 numarayla katıldı. Bu seçimler içerisinde 149 numaralı Irak Türkmen Cephesi listesi 3. sıra adayı Sayın Emel Neşet Hanım bulunuyor. Emel Hanım, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bir misafirimiz daha var. O da Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı Kadın Birliği Sorumlusu Sayın Rüvayda Muhammed Hanımefendi. Rüvayda Hanım, siz de hoş geldiniz programımıza. Ve sizlerden çok teşekkür ediyoruz. Bizleri Erbil'de ağırladığınız için. Ne demek, hoş geldiniz. Siz başımız üzerine her zaman yerimiz. Teşekkür ederiz. Dünyanın size kendinizi bir tanıtınız. Emel Hanım kimdir? Tabii ki her şey önünde Hocalar. Gözden başına ve konuklara diyorum, ellerine sağlıklarına sağlık Hocalar. Benim adım Emel Neşet Abdülvahid. 1977 Kalaadan'dan doğmuşum. Bir Erbilli bir aileden doğumluyum ben. Ben şimdi avukat, ben mahamiyim indi. Çalışırım avukat olarak burada. Ve de mücadelede tabii yeni değilim. Ha bir mesele var derler, özümüzden dağdan gelmeyip bana. Ben mücadelem çoktu burada. Doğru. Ben 1997'den bile mücadeleye katılmışım. Türkmen 50 Partisi'nde bir teşkilata girmişim orada. 1999-2000'de Kadınlar Birliği Başkanıydım. Bilmem bazen hatırlar bunu yeniyor. 2000-2001'de de Türkmen Şura Üyesiydim. Şuna kadar inşallah mücadeleme devam ederim. Hamdolsun. Tabii mücadele de sadece itici olarak değil, itici olarak mücadele yapalım. Yok, hayır. Bizim ana olarak mücadelemiz yıl içinde başlar. Yani uşaklarımızla. En şeyden önemli, uşaklarımızı dilimize, ana dilini öğretmek. En iyi mücadele budur. Oradan böyle başlar. Hı. O zaman mücadelemiz dışarıya çıkar, partilere çıkar. Yoksa erkeklerimize destek çıkar. Anda en iyi mücadeledir bizim için. Doğru. Sayın Emel Hanım, bilindiği üzere bu ayın 20'sinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetim'de parlamento seçimleri yapılacak. Bu seçimlerle ilgili değerli izleyicilerimizi ve misafirlerimizi bilgilendirseniz. Tabii her şeyden önce diyorum, bu 20.10'da bir seçim yapılacak. Bu seçim farklıdır. İsterim herkes bunu anlasın. Bu seçim farklı bir seçim. Bir kere biz kotadacılık. Şimdi bu da listeyi almışız bu seçime. O da o zaman bizim için en önemli bir şeydi. Bilmem biz burada kotadacılık. Biz şimdi listeyi almışız. Listin daha kürsüsü fazladı. Daha rakamı fazladı. Onun için burada hem insan milletime ve kadınlara ne diyorum kadınlara? Kadın diyemem toplumun yarısı. Toplumun 3% sizin indi burada. Siz anasız, siz karısız, kocağızdan, siz bazısız. O zaman sizin göreviniz daha başka, daha büyüktü. O zaman siz, hadi sizden başlasın, yevden böyle. Uşaklarınıza, kocağınıza, etrafınıza, komşularınıza söyleyin. Hadi seçim, bu seçim farklı bir seçimdi. Kendimize göstererek bu seçimde. İnşallah diyelim. Peki, hani bu seçim farklı bir seçimdi dediniz. Bu seçimleri kazanmak için ne gibi bir proje yapıpsız? Tabii ki her şeyden önce ben projeye diyeğin çok yazmışık ama biz istirginde milletimizin ne ihtiyacı var, ne harda müşkilası var, harda problem var, harda sıkıntısı var, biz oradan böyle başlarak. Ben özüm diyerek iki tane proje koymuşum milletim için. Her şeyden önemli, her şeyden önce burada şehitler, ailelerimin, nenelerini, ellerini öperim, saygı selamlarımı olarak. Olur olmasaydı bugün biz burada oturmazdık, dilimizle konuşalım, hakkımızı savunalım. Burada hepsinin elini öperim. En ilk proje benim burada şehitler ailelerdi. Şehitler ailelerin şehitler çok önemli. Burada sildiğim için saygı selamım var onlara. İlk benim projem burada benim şehitler ailesidir. Şehitler ailesinin hakkını savunmak anayasayla. Ben diğer partilere bakıyorum. Çünkü uzun bir avukat olarak çalışırım bu bölümde. Bakın diğer partilerin bir anayasayla bir hak, şehitlerin haklarını savunuplar. Ben de isterim inşallah parlamentoya gidersem ilk işim bu olsun. Şehitler ailelerimizin haklarını anayasayla savunmak.
İnşallah da en şeyden önemli bunu çalışırım. İkinci programım, işim yahut projem bir de kadınların. Dedim şimdi kadınlar toplumun yarısıya utpaydır. Kadınlara türlü destekler. Ha kadınlarımız var mezuniyetler ve ellerinde iş bulmurlar. Ha kadınlarımız var evde de. Analarımız onlarsa da yani işler olur, başka işler olur. Başka görevlere koymak onları projelerimiz var. Ha bir de sesi olmayanların sesi olmak inşallah olur parlamentoda. Kimler de sesi olmayanların? Onun kaydını yapmayıp, kimliğini çıkartmayıp da onların sesi olalım inşallah Ceylan günlerde onlar da casında bize katılsınlar, seslerini kaydetsinler, bizimle destek olsunlar. İnşallah Diyağın. Peki siz mesela diğer partilere baktın, görürüm diyorum Diyan siz bir avukat olarak diğer düşman partilerle işbirliği yapıp bu proje, mesela seçim projesine devam edirsiniz? Şu anda ne dedim? Yani, partiler arasında yani bir işbirliği var Erbil'de. Seçim sürecinde? Seçim sürecinde yok. Ha, daha bir şey yok ama inşallah gelen günlerde biz bunu vaat ederiz. İnşallah seçime katılmışız tabii ki. İnşallah gelen günlerde bu olur. Programımızı biz koyduk. Gelen günler toplantılarımız olur. Gelen günlerde görüşlerimiz olur. Diğer partilerde inşallah o zaman orada haklarımız savunduk. Parlamentoda hepimiz işlerimizin parlamento kanun yeri, teşrik kanun yeri, kanun ta'diye yeri. O zaman orada biz edebirliğimiz hakkımız savunalım. Sesimiz orada dile cadır istecilerimizi. Tabii ne kadar çok sandalyemiz olsa parlamentoda o kadar çok savunabilirsiniz özellikle kadınlarımızı. Çünkü yani bu herkes için bellidir. Kadınlarımız çok haksızlığa uğruyor. Çok kadınlarımız sizi dediğiniz tek diploması var ama evde oturup atanlık yok, tayin yoktu, bir şey yapabilmir. Ve eve bir katkısı bulunmur. Ve bunlar da savunmak sizler de bir avukat olarak sizi üstünüze tabii düşer. Ki, tabii ki. Dedim çimin her şeyden önemli ben bir avukat olarak isterim kadınların hakkını savunum dediği gibi abla var mezuniyet alanında kadın da ama atanmıyor bir aynen. Yere ya da baskı var üzerinde istediği gibi çalışmıyor ya da annelerimiz evde iş çalışırlar onlar da bir destekimiz var onlar da bir iş el işler olsun başka dışış işler olsun koruslar olsun yani onlar da destekimiz var inşallah gelen günlerde inşallah yani şu anda mesela de yani Erbil'de bir böyle bir şeyler var mesela kurslar düzenlensin atölyeler açılıp bir böyle bir şeyler var yoksa inşallah seçimlerden sonra olacaktı. Tabii ki bunu sorusu inşallah kadınlar bilici başkanı olur. Tabii ki ben de burada tabii faaliyetlerine katılmışım. İnşallah kadınlar bilici taksirlik yapmayıp da her zaman koruslar açıp da dil korusu olursa, teşhis korusu olursa, başka koruslar olursa açıp kadınlar açıp. Ama inşallah buradan içimizde vaat ederek eğer ben parlamentoya çıkarsam bu da kadınlar bilici birimiz destekimiz bir ederek kadınlar için ne koruslar ne şeyler lazımsa buna bakar bu kurslar açar inşallah. Kadınlar bile demişken dönen Ruvayda Hanım'a. Ruvayda Hanım yani bilindiği üzere ayın 20'sinde çok bir şey de kalmadı. Az bir zaman bir süremiz kaldı. Seçimler yapılacaktı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde. Ve bu seçimlerde Türkmenler için özellikle kadınlar için çok önemlidir. Siz bir kadınlar birliği olarak bu seçimlere nece bir destek sağladınız? Mesela seçim propagandasıydı, adaylardı. Neler yaptınız? Nece bir destek sağladınız? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii bildiğiniz üzere kadın teşkilatı olarak Erbil'de 2021 yılından beri biz teşkilatımızı kurmuşuz. Sadece biz seçim için odaklanmamışız. Sadece seçimde çalışalım. Tamam bu 3-4 yıl süresi boyunca biz çalışmamıza her zaman devam etmişiz. Ayrıca da özellikle bu süreler seçim süresinde biraz daha fazla yoğunluk oldu yoğun elbette. Yani biz normalde de ailelerimiz her zaman sormuşuz. Aileler ziyaret etmişiz. Faaliyetlerimiz devam edip de kadınlarımız için. Seçim süresinde daha fazla dediğim için yoğun olmuşuz. Adaylarımız için, listemiz için. Bu sefer biz liste olarak geçmişiz. Ve genelde bütün adaylarımıza destekliyiz. Özellikle tabii kadın birliği olduğumuz için kadınlara elbette daha, önemli, biraz daha önemlidir. Umarım inşallah bir kadın değil, 2-3 kadın
kadın, iki erkeğimiz de çağırabildik. Tabii ne kadar çok sesimiz, demin dediğimiz gibi ne kadar çok sesimiz olsa, parlamentoda sandalyemiz olsa o kadar hakkımızı talep ederiz. Evet. Olmadığı halde yani elde hiçbir şey yok, hakkımızı da savunabilmeriz, evet. isteyebilmeriz. Yani evet. sürekli de haksızlığa uğramış olarız. Tamam, doğrudur. biz her zaman da kadınlarımız işte destekçileri. İnşallah kadın adaylarımızdan da oraya gidenler olur. İnşallah. Onlardan da beklentimiz elbette o vakit daha fazla olur. Tabii. İsteğimiz olur. Onların peşinsi almayacağı o vakit, o süre boyunca. İşte. Peki mesela hani seçim propagandası kapsamında adaylarımızla birlikte çıkısız mesela ziyaret yapsa ailelere elbet. Kadın birliği olarak? Elbet. Ben dediğim gibi biz sadece seçim sürecinde değil, biz birkaç yıldır evlere ziyaret giydirip kadınlarımıza her zaman biz onları teşvik etmişiz seçimlere önceden de. Evet. Bu seçim süresinde de özleriyle destek kadınlarımıza, ailelerimize ziyaretta bundan sonrası da var elbette. Bundan Tabii. sonra meydanıydı. Son haftamız kalıptı. Projelerimiz var. Bu hafta içinde yapalım. Özlerim birlikte pazara çıkarık. Reklamlarımızı yaparız. Listemizin reklamını yaparız beraber. Seçim propagandasını Erbil'de nece görürsünüz? Adaylar tarafından yani yoğun bir şekilde yapıldı. Genel Özellikle olarak, kadın adaylarımızın. Genel olarak kısa oldu bu sefer propaganda süremiz. Bence yeterli değil doğrusu. Biz daha fazlasını yapabiliriz aslında ama süremiz az olduğu için biraz bence yeterli olmadı. Doğru. İnşallah başarılı geçer. İnşallah. Umarız ki umudumuz şey budur. Sandalye, fazla sandalye kazanmamız parlamentoda. Dönerim size Sayın Emel Hanım. Yani ayın 20'sinde dediğimiz gibi seçimlerdi. Sizler bir aday olarak seçim propagandası kapsamında diyen birçok yeri ziyaret etsiniz ve etmeye de devam edersiniz. Orada karşılaştığınız durumları anlatsanız, mesela diyen seçmenler seçime katılmam diye olur, böyle bir şeyler var yoksa yok ben seçime giderim, oyumu kullanmam. Hangisi daha çok oldu? Nelerle karşılaştınız? Tabii ki ben hamle intikabiyamette diyeğim. Ben önceden başlamışım. Ben 24 seçimden bile başlamışım ziyaretlere, ailelere. Tabii ki hem buradan söyleyeyim. Fark yapmadan Türkmen ailelerine, vücut ailelerine. Orada bizimle burada yaşlılar, birlik, beraberlikle. Tabii en seçimde önemli Türkmen ailelerine ziyaret etmişim. Vallahi sıkıntılar burada buydu. Zaten çoğu çüsüptü yahut acizdi bizden. Sebep dille biz çok azizdi bizden de sıcaksız bize sürede mesela siz gelin bize destek olun sesimiz verir onu sessiz görmürük. Yani biraz sıkıntımın ne var? Dedim tamam o zaman siz haklı, siz bir yanımız dayak. Ne sıkıntımız var, ne çüslüğümüz var, tamam bize iletin. Ama o zaman koy bir değişim yapalım bu kara. Bir değişim olsun, tamam. Sen istedin, bir denen çüssen, tamam. O insanı sen değiştir, başka insanı bir sebep ver. Ama en şeyden önemli bizim için cagına 149'a sesi ver. Adaylar da liste adı sesi ver. Liste en önemlidir bizim için. Adaylar olmasın çünkü biz burada hepimiz birbirimiz için çalışırız. Hepimiz birimiz için çalışırız. Anlattık olarak. Tabii bundan sonra diğer fikirler değişindi insanları. Dedi tamam o zaman anlattım da bunu burada. Dedim her bir zaman biz kota olarak girmemişiz. Ne yapsak ne yapmasak bir çözümümüz olsun. Bunu farkında olun. Biz daha burada listeyiz. Liste olarak olur. İç adayımız çıksın parlamana 3, 4. Sizin sessiz başlık. Sizin sessiz bunu değiştirir bizim için. Yani biz insanlara kamını anlattık. Tabii ki görüşler değişindi çok bir yandan. O zaman bize destek oldu. İnşallah söz verdiler bize. Bizim yanımızda oldular her vakit. Her vakit de kalitli yanımızda olublar. İnşallah umut ederim de ben çok mütefailim inşallah. İnsanlarımız bu davamıza gelirler. Davalarına vazgeçmezler ya da küslüklerin altında bir yana hadi bugün kendilerini göstersinler. Bugün en önemli günümüz bizim tarihte bu ilikti. Dediğim için liste enmek tarihte birdi. Kota'dacılık biz. Hepimiz ister kadınlar. Bunun farkında olun. Biz kota'dacı biz 11 tane 300 sandalye kendini aday edipse hay o da çıkar hay önemli. Hayır biz indi biz istimini istirik biz kota'dacı biz listeyle almışız 149 canı sesi uzu verin o zaman istavun ne uzu var ne azizlik var seçimden sonra oturak konuşalım çözelim inşallah. Tamam hani siz burada halka diyen özellikle kadınlara bir çağrı yaptınız. Evet bu kadınlar size neden oy versin? Sayın Emel Hanım'a ben oyumu neden kullandım diye bir soru geçse sana seçim propagandası kapsamında.
Siz ona ne gibi cevap verirsiniz ki ikna edersiniz, o size oyunuzu versin. Tabii güzel bir soruydu burada. Tabii ki Emel Hanım önceden diyağın şunu açıkladığım gibi benim bir mücadele içindeymişim. İndi de 97'dendi. Her zaman da dediğim için kadınlar bilici başkan yani kadınların hakkını savunmak bunu yapmışım. Ve bunu da yaparım. Burada da söz verilen tüm kadınlara, ha dedim kadınlarımız toplumun yarısı yok, 3%. Burada söz verilen kadınlara. Ben sizin cüvanınız yanındayım. Sizin sesiniz benim sesimdi. İndi istiyorum siz sesiniz bana. Biz kadınlara veren, ha kadınlara. Adayımız var burada bizim. Kadınlara verin. Bakın siz Türkmen Türk parlamentosu siz sesinizi savunakın orada, siz arkamızda olakın. Cidden cünler ciddi. Farklıydı. Bu cünler daha farklı istedik bakalım cüzden. İnşallah sizi cüvanımız yerinde olduk. İstediğimizi yaparız. Ha, burada da derce biz indi seçimde siz uyanımızdayız. Sizi ziyaret ederiz. Yok seçimden de sonra. İlk eğer ben çıkarsam, aday olursam parlamanda, ilk şeyim ben onlar bana ses veripler, onlar yanında dururam. Ve her zaman da 4 il süresinde yanlarında olam inşallah. Ne gibi yanlarında duracaksınız? Tabii ki her ailenin ihtiyacı ayrıdır. Var bir başvurmak ister, var bir yemek yanındası, var bir destek ister, var uşağı diploması var, elinde bir yerde atama ister. Doğru. Yani demem ben hükme derdim sana atarım bir yere, tayin ederim. Hayır, öyle değil. Sensin. Bir yardımcı olacağım size inşallah. Doğru. Her türlü yardımınız olur inşallah. Ziyaret kapsamında istekler alırsınız. Mesela getu bir yavan. Birisi sana dedi, ikna ettiğinizde seçime katılsın. Sana dedi, bunu yapasam benim için, şu yapasam benim için seçimlere katıl. Bir böyle yani sıkıntı ya da bir böyle soruyla karşı karşıya kaldı. Tabii ki parlamentolar uzun bizim dediğim için parlamento teşri' yeride, kanun yeride. Bizim işimiz, görevimiz daha zordu, daha üst yaştı. Biz zaten millete de savunmak daha bir görevimiz var. Ben de bir avukat olarak 3. görevim var burada. 4. de kadın olarak daha yüksümüz değişti bizim burada. Tabii bu sorular oldu. Ama benim vadem her yere ciddiğim bir yani sözüymüş. Demişim tamam, ben hükümet dacilim. Ben sana tayin edebilmem. Ben bir vadeler versem, catırmasam yerine o zaman insanlar canları mende kırılır. Daha mene ses de vermezler. O da bu düşman cephası da olmaz. Yani bu güzel şey değil bu. Ama ben böyle yapmışım. Elimden cadılık kadar size destek olam. Doğru. Yerime göre orada. Ne elimde olursa orada ona göre size destek olam inşallah. Ben bunu sağlamışım. Yok diyeyim ki ben size hani diyeyim ev alam, araba yaparım, sana atama yaparım. Hayır. Ben sözle vermemişim hiçbir büyük zaman. Vaatlerde bulunmuyor. Bulunmadım da inşallah. İnşallah yaptığımız şeyle uyardığımız vaatleri yani parlamentoda sandalye kazandıktan sonra yerine hapsını geldireceksin. İnşallah. Dönavan Ruvayda Hanım'a Ruvayda Hanım yani parlament seçimleri her zaman az da olsa yani yanlarında olmuşak maddiyen maneviyen fahece bu seçimler olsa kadın adayımız oraya gitse biz her zaman haz etmişik kadınlarımızı her alanda görəğin. Biz ona da çalışmışıq. Akademisyenlerimiz olsun, ev hanımlarımız olsun, havale etmişik. Bir şeyler çabalayağın, onları destek olağın. Biz haz edirik kadınlarımızı her alanda görəğin. Tabi ise parlamentoda onlardan birisidir. İnşallah bir kadın adayımız oraya gitse elbette kadın daha fazla kadının manisini bilir. Yani ne yaş sıkıntısı var onu anlar. Onun için ondan beklentimiz çok olur dediğimiz üzere. Maddiyen olsun, maneviyen olsun, ekonomi olsun, eğitim alanında olsun. Çok sıkıntılarımız var bu alanlarda ve o vakit onlardan iletişimde kaldık, onlardan bu sorunları elbette çözmeye çalışarak bile. Tabii Türkmenler de yani bilindiği gibi çok haksızlıklara uğradılar ve halen de uğramaya devam ediler. Özellikle kadınlar yani anne olsun, eş olsun, kardeş olsun çok haksızlığa uğradı. Yani bunlar da tabii bu haksızlıkların da giderilmesi bizim parlamentoda 1, 2 ya da 4 kadınımız birden olsun için neden olmasın? Bunlar olursa o zaman kadınlar bir rahat nefes alabilir diyelim. Biz her zaman da yani toplum olarak da kadınlarımızın hakkı genelde verilmeyipti. Her zaman arka plana kalıptı. Yani hatta parlamentoda %25'iydi. Biz hatta isterik o da değişilsin, daha fazla olsun. Çünkü genelde kadınlar daha detaycı düşünendi, daha fazla önce iş yapabilen bireylerdi. Aynen.
Dönağın konuklarımıza. Konuklarımızın sizden soruları olacaktı. Sorusu olan var ise buyurun. Öncelikle buradan konuklara hoş geldiniz diyorum. Yani evde sağlıksız da çok yorgunuz bizden bu seçim esnasında. Ben bir sualim var tabii bir öğrenci olarak. Mesela abla ben de dedi kimin? Dedi öğrencilere mesela atanma şeyini yapacak. Mesela bunu ne yapacaktı? Bir de ikinci sualim de budur. Mesela bazı öğrenciler var mesela ehli okur. Mesela parayla okur. Mesela onu ne de yardım edecektiler mesela. Bu sıkıntı da var. Ben Şehla'yım. Ben Şehla Ahmet Stroy'dan anam. Yani kadınların anam. Benim sualim bir sözüm var idi. Abla yani bu köçümlerden ötürü yani var Türkmen köçümleri gelipti. Telafer'dan, Medli'den yani Kerkük'ten bunlarca yani ne yaparsa sen. Bunların yani işince yani özlerine bir destek olursa o bir işçe inerse özlerince. Konuklarımıza, misafirlerimizden teşekkür ederek Sayın Emel Hanım sorularına cevaplasavuz. Tabii ki ilk soru bu hanımın, Sara hanımın soru, iki tane sorusu vardı. İlçi atamaydı. Dediğimiz için indi biz dedik burada tamam biz hükme daha önce tüm sayın atama yapalım. Ama ya da belli ki sizi başka bir kompanyada olursa, başka bir alanda olursa siz için bir iş tapağın, bir iş bulağın destek olarak orada siz için. İkinci sorusu da bu da eğer sen yarın bitirirse okulu var. Sana üniversite yok şeye başlasan, nasıl başlasan o zaman inşallah ben sana vaat veririm burada. Eğer çıkarsam ilk insan olun ben sana müsaade edeyim hatta okulu bitirsen. Sen de değil, diğer okullarda inşallah kim bitirirse ben de yani yanındaysa müsaade etsin ben yanında olayım inşallah. Yani ablamızın güzel bir sorusu oldu göçmenler. Gündemimizin nece diğer bir kriz haline geldi göçmenler dosyası. Tabii. Çözülmeyen bir dosyadı. Burada Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde de çok göçmenler bulunuyor. Türkmen göçmenler de bulunuyor. Bunlar için neler yapacaksınız sorduğu gibi? Tabii ki eline sağlık bu soruyla. Tabii her şeyde bu böyle bir marhaleyle yahut bir programla olmaz ki bu çözümler. İnşallah ben abla dediği gibi bu programı ise çalıştıran bir güzel proje koyuyorum üstüne. Ama bildiğimiz gibi en hakları yenilmiş bu çözümlerle burada. İnşallah bu da aynı anayasayla olsa parlamentoda onlar hakkını savunur. Onlar da bir alet koyarak inşallah her türlü adım maddi olursa, manevi olursa inşallah onların destekçilerine bakarız. İnşallah onların yanında olur. Ama bir kadın olarak ha diyorum bunu. Erkekler burada kızmasınlar buna. Doğru. Biz daha kadınlar destek veriyoruz burada. Ana sonra erkeklere. Öncelik kadın. Kadınlar da bir toplumun yarısı olarak. Aynen. Tabii mesela hanımefendinin sorusu üzerine şu an aklıma bir soru geldi. Siz bir avukat olarak ve bir aday olarak hiç göçmenleri ziyaret ettiniz ya da göçmen kamplarını ziyarette bulundunuz. Mesela evet. Oradaki durumu değerlendirdiniz, evet, incelediniz. Evet. Tabii ki benim için dün ziyarım, ha söyledim 24'te ben 24 saçizde ziyaretlere başladım. Tabii dediğim için ben farkı yapmadan başlamışım ziyaretlerimi. Bahreyn kampına gittim ben. Orada çok var göçmenlerden, diğer ailelerinden var orada. Tabii ben oradan konuştum, sıkıntılarını gördüm. Tek tek sıkıntılarını hepsini yazdım. İnşallah parlamentoya olsam ilk onların işine bakarım. Yani baktım yaşamaklarına, yerlerine. Zaten yani biraz çok üzüldüm bu işe. Onun için bir proje yazdım onlar için. Tabii ilk ziyarım onlar idiler. Onları unutmamışım her zaman. Unutmayacağım da inşallah. Gelen günlerde projem var olardı. İnşallah güzel günler olur önümüzde. Tabii en zor durumda olan orada bak biz yani dediğimiz gibi kadındı. Mesela orada o zor diyen durumun içerisinde yaşamaya çalışır ve yaşatmaya da çalışır. Yani bu kadınlarımız için yani bir proje, ne bileyim bir başka bir iş düşünüp siz göçmen kadınlar için. Mesela yaparsınız bir şey onlar gelirlerini ondan sağlasınlar. Yapabilme imkanı var mı? Tabii ki ben ziyaretlerden dolayı yaptığım dediğim gibi. Sokuna baktım kadın ev kadınıydı. Ev kadınları benim destekçim inşallah bu oldu. Olacak kurs atarım, el işleri olsun, dişiş olsun. Onları bundan sağlam her birisine kim gelsin kursa burada bitirsin, mezuniyetin alanında alsın. Her birisinin bir makinası olsun, yevinde katkısını yapsın. Ev ailesine, ev uşağına yardım etsin inşallah. Bu projem var benim. İnşallah. İnşallah. Kurs demişken Rüveyde Hanım'a tekrar dönelim. Adaylarımız mesela bu kurslara destek olurlar. Özellikle şimdi seçim sürecindeyiz. Yani bu hani ben bir mesele diyelim bir vatandaş olarak bir aday seçmek için
ondan bir şeyler, bir destek, bir şey beklerim. Bu genel bir beklentidir hepimizden. Bu adaylarımız bu kurslara destek sağlarlar. Vallahi özü dediğim kimin bu seçim sürecinde biz kurslara önem vermemişiz. Seçimden ama, önceki kurslara sağlanırdı. Doğrusu sağlanırdı. İTC olarak biz her zaman il başkanımız bize destekti. En çok da yani burada teşkilat olarak kadın teşkilatı en çok çalışanık, bir de gençlik birliğimiz var. Onlar da bizimle beraber burada çalışırız. Tabii bundan önce destek olmayıp salar bile seçimlerden sonra elbette inşallah adaylarımız çıksa onlardan beklentimiz dediğimiz kimin çoktur. İnşallah öğrenci birliğiyle birlikte çalışırız. Yani bir diğer teşkilatlar arasında, Irak Türk Mecebesi teşkilatları arasında bir işbirliği, bir bütünlük var burada Erbil'de. Elbette, elbette. Yani onlar herkes öz görevini yapar. Bazen gençlerimiz var, genç birliğindedir. Kadın kızlarımız var. Hazediler genelde kadın ortamında olsun. Genç kızlarımız da bizim yanımızda olur. Elbette birlikte de faaliyetlerimiz güzel yaparız. Özellikle İTC binasında beraber faaliyetlerimiz olmuştur. Ne güzel. İnşallah bunlar seçimden sonra da devam eder ki eminim ki devam edecektir. Dönem bir de misafirlerimize, konuklarımıza arasında Arauz'da sorusu olan var ise adayımıza. Selamu aleyküm. Madem sormağım hayatım. İnşallah, inşallah çıxın zavuz, yani aduz inşallah. Şehitler için, arvadlar için ninasız. Çok mahtiramaydı mutallakalar var. İşsizdiler, karsızdiler. Çok adam var, yani arvad var, ağrı yoktu. Oturdular evde. İnşallah da ses de verirler bilavuza. Ninasız o zaman bunlar için. Bir diğer misafirimizden sorumuzu alalım. Çok hoş geldiniz. Gözümüz için hayatım. İnşallah siz emel muvaffaksan. Biz hemen savunan inşallah. Evvel Allah, anam bizler inşallah. Biz sana civanlık inşallah. Sana civanlık bir kadınsan. Biz kadın kadına edebilirlik konuşak istediğimiz istiyak. İhtiraman tamam şeyimiz var kardeşler de. Kataksiller olmaz. Cörük de. Biz kadın kadına daha hoştur yani anlarız birbirimizden. Kalbimiz dakin birbirimize anlarız. Kesen saçtığı, gördüğü her insan düşünesen. Ke zorufu takdir edesen. Ke biz de senden evvel Allah anansan civanlık sana inşallah. Biz de hamiz sana yardımcı olduk. Ke birlik de senden görürük ke durasam lamızda. İnşallah da evvelden de çıksan. Mertebe de beyoğucu olur inşallah. Başımız da usçacı olur sana da. Sen de bizimle inşallah. Biz memnunuz inşallah. Her şeyi civanlık kesenden görürük istediğimiz. İnşallah biz de yüçü de ağır etmeriz. Biz de yüçü ve göre yardım isteriz inşallah. Tamam? Muvaffaksın inşallah hayatım. Sorun bir de, benim de bir kızım var. Biraz Sıdır Vaydakhan, yani zorufum bile haz ederim oksun, yani cana dönsün okmağına. Yardımcı isterim yani. Kızım indi yaşı 19 yaşındaydı. Biraz zoruf apardı. İndi yanımda adı misafirimdi. Kacan anasının kucağına düştü. Ana istir oksun. Mahavule ettik yetişmeli istarığına. Fe inşallah. Evvel Allah ana senden görürüm inşallah. Bir yardımda bilemize yardım edesen inşallah. Muvaffaksan inşallah. Siz emel inşallah. Cevli Hoca'da da olur. Bizim de cevlimize göre inşallah. Ablamızın sorusu şöyle bir şeydi. Hı. Bence yani okulu bırakan kızlarımız kızım, tekrar nece okula geri dönsün. Yardımcı olsun. Yani bana kızma yani destek olsun. Memnunum. Misafirlerimiz arasında sorusu olan varsa. Hemiye hoş geldiniz. Ben özüm Uzuyam Etihad Nisa'da. Hazirim abla bu soruyu sorum levden yarın yo bir cüneye eğer çıksa inşallah da çıksan hemme ümniyetü tehkik olur. Ne edesen türüçmanlarsa hasatan yani bakak zıhallarımız hemse istiller öz hedeflerine yetişsinler. Aya sen edebilsen tehkik edesen ümniyetlerin. Sorularımızı teşekkür ederim katıldığınız için. Sorularımızı aldığım misafirlerimizden sıra sizde Emel Hanım cevap vermekte. Sağ olun, varın. Tabii ablamızın iki sorusu var idi bizden sordu. Ablamız. Biri şehitler ailesi. Benim için de şehit ailesidir. Tamam.
Tabii ki ben her şeyden önce demişim, ilk projem buymuş. İnşallah çıkarsam daha bu da onun üstüne hak uzu savunum. İlk şey ben yaptığım şehitler ailesi programım var, projem var. O da nasıl olur? Bir avukat olarak haklarını savunum. Avukat olarak nasıl haklarını savunum? Anayasayla isterim bu olsun. Sadece söz olmasın, bir varakada gitsin. İsterim bu anayasada bakarak indi. Türkmen Parti, Kürt partilerinin hepsini bir kanunda, kanun ne kadar rakam 2, rakam 9'da, 2000'de çıkıptı. Şehitler ailesi, mahkumlar, hepsine hakları var burada. İsterim bizim de Türkmen şehit ailelerin nefsi hakları olsun. Hakları ne şehitlilerin? Yani aylıkları var, yer alıplar. Uşakları edebilirler, özel okullarda okusunlar. Bu hükümet parasını versin. Çok şey, şeyler var. İsterim inşallah her şeyden önce şehit aileleri, aylıkları olsun. Öz parti yerleri var, hakları da alsınlar. İsterim bunu savunum siz. O da dedik nasıl olur bu bir kanun ne olur? İnşallah parlamentoda ilk işim benim bu olur. Sizin hakkınızı savunmak kanunla. İnşallah. Diğer ablamızın sorusuna cevaplasanız. Ablamızın da sorusu dedi benim kızım var. Yani onlar için çok kızlar var. Ha okulu bırakıp diyor. Her nedenden dolayı olursa. Diyar indi burada biz sen ne yaparız? Terbiyeyle de bir konuşmak lazım bu zamanda. Özel şey okullar var. Ha akşamlar okullar onu yaşları geçip inşallah onları saklarız olartı. Senin kızı tut diğer kızlar da olsun. Biz her darık Türkmen milleti, Türkmen kadını sakafetli olsun. Her yerde kendini göstersin. Avukat olsun, öğretmen olsun, diyarın bir el yerinde işlersin. Yani her yerde kendini ispat etsin Türkmen kadını. İstanbul sadece bir yerde olsun. İnşallah biz bunu sağlarız. Senin kızı, senin kızlar gibi de olsun inşallah. Bu hakkı inşallah bir yazmışız yanımızda inşallah. Her şeyden önemli. Eğer çıkarsam bunu sağlarım sizin için. İnşallah. Onun yanında şey de var Amel Hanım, yani eğitimden mahrum kalan kadın, kızlarımız var. Hiç eğitim almayıptı. O zaman diğer de aynen söylediğim gibi burada diyarın bir Kürt şeyi var, seri okumak diyenler bunlara. Her senede içi şey getirdiler, nasıl söylerim? Yani iki sınıfı getirdiler. İnşallah bunu da aynı sağlarız kadınlarımızın çocukları için. Bunu da sağlarız. İnşallah olarsa bu da programımızda inşallah olur. İnşallah. Diğer hanımımızın sorusunu cevaplasanız. Tabii ki hanım bir güzel soru sordu ve önemli soru sordu. Tabii ki hepimiz burada bir mücadele içindeyiz. Mücadelemiz dediğim için bir ana olarak dilimizden başlarız. Soramı, kültürümüzden, sakafetimizden istedik. Biz bunlara hakkımızı savunalım. Tabii eğer bakarsak Bağdat parlamentosunda orada Kürt ikinci kavmiyetti. Biz de istedik burada, burada ispat edelim. Biz de ikinci kavmiyettik burada. Biz artık kotadacılık. Biz artık üçüncü milletik biz burada. Buna hakkı savunak burada. Bu seyitimde dediğim için çok farklı bir seyitimdi. Hadi milletim, hadi kadınlar, ha söylerim. Kadınlar toplumun yarısından fazla olarak size seslendim. Siz anasız, siz bazısız, kardeşsiz, arvatsız. Yani siz cerevuz çok çok diyor. Daha istirgimini bilersiniz. Hakkınız savunun. Canın seyitime, kızgınlığınız varsa, küslüğünüz varsa, hadi fıradın. Bugün özümüz ispat edelim. Diyelim bir seyitim var, biz gidelim seyitime. İstirgi 149'a sesimiz verersiniz. Bunun farkında olun. Artık biz kota dağcılık bir kürsümüz yoktu. İnşallah sizin himmetinizden, sizin sesinizden biz bir sandalye içi ut olursa inşallah kaydedarak olur inşallah. İnşallah, inşallah. Yani tabii olduğumuz zaman şimdi ne küslükler ne dargınlıklar, hiç bunların zamanı sırası değil. Bunları bir kenara bırakıp seçimlere odaklanmamız lazım. Seçim günü, affedersiniz, herkesin oy kullanması lazım. O sandık başında ben Türkmenim demesi lazım. Yoksa iller boyu nice haksızlığa uğradık. Bunu yapmasak haksızlığımız da devam edecek. O zaman kimsenin boyun tutmuyor, özümüzü şey daha yani biz yani kimsenin boyun tutmuyor, biz hakkımız yok, biz istemek hakkımızı alalım koy, değil mi? Sandıklara geçelim, sesimizi verelim, oyumuzu kullanalım. O zaman diyelim tamam biz sesimiz var, bizim oyumuzu kullandık. Onda o zaman cahillik parlamento üyelerden olsun, hakkımızı isteyelim. Onda hakkımızı talep edebilirim. İnşallah. Dönağın Rüveyde Hanım'a. Rüveyde Hanım, yani seçimler üstten bahsettik, seçimlerin öneminden bahsettik. Ama seçim günü oy pusulası nasıl kullanılacak, nasıl oy verilecek? Onunla ilgili siz bir kadın birliği olarak kadınları nece bilgilendireceksiniz? O sandık başına gidip nasıl oy atsınlar?
Tabii biz her zaman dedik, Emel Hanım da dedi, kadınlar toplumun yarısıdır. Biz her zaman kadınlarımız evde sözü geçerlidir. Uşaqların olsun, erkeklerin olsun. Biz kadınlarımıza buradan seslenmek her zaman. Özellikle bu seçim Irak Türkmen Cebesi bu bölgesel yönetiminde ilk defa adı liste olarak geçirir. Önemi çoktu bizim için. Bu sefer tek tek bireylerimize ihtiyacımız var, seslerini versinler. Taban Erbil Türkmandı. Biz her zaman tarihten de bunu biliriz. Ve onun için bütün milletimize seslenir. Lütfen her şey geçsin, ses versin. Kadınlarımız uşaqlarını, erkeklerini tecih etsin. Erkeklerimiz de var. Bazen erkeklerimiz kadınlarını koymaz geçsin oy vermeye. Sadece özleri geçir. Yok. İndi onun vakti deyge. Hepimiz birleşmemizin zamanıdır. Hepsini buradan geçsinler listemize 149'a oy vermelerini deyirəm. Sen işte o oy kağıdı necə oylarını atsınlar yani bunu aç olasınız. Mesela getirler seçim günü seçim deyən sandıq başına listə verili numara necə olar oy nerede kullansınlar? Bizim listemiz 149 numaralıdır. Tabii listədir. Önce İTC'nin bir şey var 149. Ondan sonra bizim 11 adayımız var. Ben demirəm getsinler sadece kadına. Yani tamam mən kadın destekçisiyim. İndi bunu demişik. Ama hangisini beğenirseler bizim için önemli değil. Sadece bizim için 149 listemizin oyunun çok olmağı. Çünkü o bizim ispatımızdır. Doğru. Peki Rüveyda Hanım kadınlara ne seslenirsiniz? İşte dediğim kimin, biraz önce dediğim kimin kadının evde etkisi çoktu. Gencine, erkeğine lütfen tembellik olmasın. O günü bir günde ihtimal yarım saat, bir saat huz alır. Gidersiz ses vermeye lütfen. Bence her insan öz-özüne kıymet vermeye, sesini vermeğin dedi. Çünkü o vakit biz her zaman edebilirik. Sesimiz çıxardığın taban oylarımız ne kadar çok olsa elbet bir adımız olur mecliste onda hakları üzerimizde olur milletin de hakkı üzerimizde olur gelip bize o vakit üzbe üz durabilir hakkını isteyebilir bizden diyelim ben sana ses vermişim listemize ses vermişim bizim için işimizi yapasız taban insanlar da yani bir şey isteyen de özlerinin de görevidir sadece iteceğin görevi değil her bir ferdimizin hak yani üzerine hakkı var gitsin sesini versin hatta özümüzü ispat edelim bizim hece devairlerde, hükümetin içinde bir müdiriyemiz olmazsa, bir şeyimiz olmazsa biz edebilmərik hiçbir insanı ne təyin edək, ne bir şeye haqqına savunağın bir yerde. Onun için buradan seslenmek deyirik, sesimiz önemlidir, oy vermemiz önemlidir. Doğru. Bu sefer farklıdır. Liste olarak geçmişik, her bir ferdin sesine ihtiyacımız var. Rüveyda Hanım, ağzınıza sağlık tabii. Çok teşekkür ederim sizden. Hoş geldin. Hoş geldin siz tekrar. Teşekkürler. Dönağın Emel Hanım'a. Emel Hanım, yavaş yavaş programımızın sonuna gelirik. Son olarak ne demeğimiz var? Tabii ki her şeyden önce hocamız gözden başını eziyet saçtığınız. Burada istirhamını açıklayın sütü dediğimiz için biz listemiz 149'da 11 adayımız var. Bunun farkında olun istirhamını haberiniz olsun. 11 adaydan kimi seçsen sen hırsın kimi seçsen. Ama unutmayın etmeyen zavrıcı bir adaya verersiniz listenin önündesiniz. Burada hakkımız yanar. Listeni seçersen her şeyden önce istediğin adaya verirsen vermesen de 149'a verirsen. Ama eğer adaya verirsen 149'a vermesen bizim hakkımız yandı, bu sesimiz ciddi burada. İstirgimin farkında olsun, siz de uşağınızı, ailenizi, açacınızı, evde, kısım kavmudu, arkadaştı, akrabalarınızı bunu anladın. 149 her şeyde önemli sesiniz versiniz. Adaylarımız da 11 adaydı. Kime verirse o şefuzdu. Vermesiniz de yine o şefuzdu. Ama bizim için önemli 149'du. Bunun farkında olun. Etmeyensiz, burada hakkımız yani yanar. Cetik seçme tamam. Ama ne yanlış ses verdik.
Biz kolda kıza vermedik. Sadece bir adaya verdik. Sesimiz yandı bizim burada. Şimdi benim son sözüm bu da. Hep bizi Türkmen milletini çağırırım. Hadi sandık başına. Kadınlar sandık başına. Siz toplumun yarısısınız burada. Ben size seslendim. Koy sizi de bir adayınız olsun parlamanda. Siz hak olursanız her zaman istediğiniz vakit kapısı açık olsun gelsin. Benim listem 149 numaram 3. Hadi kadınlar bunu unutmayalım. Seçim günü en iyi gündü bizim, başarılı gündü bizim için. Bunu unutmayalım. Sabah tezden hançerimizi hazırlayalım. Koy bir saatimizi verelim seçime. Bir şey olmaz. Ama neticesi inşallah iyi olur. Hepimiz, sesimiz her yere ulaşır. Sağ olun, var olun, hocamız gözden baş üstüne. Biz teşekkür ederiz. Umarız ki Erbil'də tüm Türkmenler ve özellikle tüm kadınlar seçimlere yoğun katılım sağlar ve seçimleri kazanırıq, ulusal haklarımızı tekrar elde ederiz. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, son olarak da Türkmenler kazansın, mavi bayrağımız hep göklerde dalgalansın diyerek programımızı sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun.